Bu gündeminde ikinci saatleriminde sizlerle birlikte izlerli futbol severler Galatasaray'daki detaylara bakacağız. Galatasaray'da beklenen son geldi desek Mahmut Alpaslan sanki çok da yanlış bir tanım olmaz. Beklenen son? E, torrentle alakalı. torrentle Çünkü e, sezonun tamamlanmasıyla birlikte e, kim gelirse gelsin hangi başkan yönetimi devralırsa alsın Torrentle devam etmeyeceği konuşuluyordu. Aynen. Dursun Özbek göreve geldi. Kısa bir süre sonra da Torrent'le yollar ayrıldı. Yardımcılarıyla beraber Sensibile ile birlikte çok ciddi bir rakam Galatasaray'ın kasasından çıkacak. Yaklaşık 3 milyon euroluk bir ödeme söz konusu. Galatasaray resmi hesabından da Galatasaray Spor Kulübü açıklamalarda da bulundu. Domenek Torrent'le yardımcıları Jordi Gris -Villa, Jordi Guerrero Costa, Julian Jimenez Serrano ve Segarra-Aragay'ın sözleşmeleri Galatasaray sportif Sanayi ve Ticari Yatırımlar AŞ tarafından feshedilmiştir şeklinde bir açıklama geldi. Galatasaray'ı takip eden Aspor muhabiri Emre Kaplan rakamları zaten bir önceki hafta paylaşmıştı bizlerle birlikte. E, Torrent'in ayrılığıyla birlikte başlayalım Mahmut Alparslan. Çok ciddi bir e, külfet külfiyet, iyi bir ödeme ile birlikte Galatasaray dönemi sona ermiş oldu. Ya tabii şimdi işte, Galatasaray'da bu torrenti koyuyoruz ama bunlara belki gidenler bütün bütün takımlarda da aynı sıkıntıları yaşadık hep işte. Kokuyu gönderdin verdin, öbürünü gönderdin verdin. Galatasaray geldi gönderiyorsun veriyorsun, Beşiktaş gönderiyor. Abi bunun bir sonu yok. Bunu yaparken ona göre yapacaksın. Burada esas şu anda bu yönetimi tenzih etmek lazım. Bunları bir tarafa yapacak bir şey de yok. Elleri kolları bağlanmış. Burak Elmas sizin önünüze bıraktı kamburu koydu Artık yapacak bir şey yok. Verecekler. Şurada 3 milyon diyorsunuz rakamlar. 3 milyon emir ol. 3 tane 4 tane topçunun ön ödemesini yaparsınız. E, maalesef e, bunlar yapılacak. Çünkü onu da feshetmedikten sonra e, yeni bir mukavele imzalıyorsunuz. İşte Okan da geldi sağ olsun. Ben iki gün evvel başkanla karşılıklıydık. Yani bir saatin üzerinde e, statta, arenada, Ali Samiyen'de e, birebir konuşmalarımız oldu. Müşteripler müjderipler tabii herkes müşteri. Ay boşu boşuna çıkacak bir rakam ödenecek bir rakam ama yapacak bir şey yok. Bizim kulüplerimizin e, daha doğrusu başkanlar, yönetimler nerelerden buluyorlarsa nasıl getiriyorlarsa bu mukavleleri nasıl şartları böyle yabancılarla e, bizler gibi o kadar çok hissiyatlı olmuyorlar. Bazı olanlar var anlaşabiliyorlar ama e, bazıları da... Sorun zaten burada bu isimlere o kontratı yapan Kişilerde. Ha, hep öyle zaten. Siz gidiyorsunuz, siz kurtuluyorsunuz. Arkadan gelenler bunu temizlemeye çalışıyorlar. Şimdi tabii e, devir kapandı. E, yeni bir devir. Kendi özlerinden çıkan, e, hani derler ya küllerinden doğan orada doğmuş bir e, kardeşimiz, canımız, sevdiğimiz e, böyleyse, Okan Vuruk. Ben 87, 87, 88'den beri tanırım kendisini. İnşallah Allah yolunu açık eder, başarılı olur. Temennimiz olduğu yerler farklıydı, başarılı olduğu yerler. Burada tabii biraz daha farklı bekliyorsunuz ve tabii şu andaki konundan dolayı da, ekonomik sıkıntılardan dolayı da tekrardan alacağınızı Allah'tan böyle 7-8 tane top çalmayacaksınız. Yani 3 tane ya da 3 ile 5 arasında bir orta sayı kapatırsanız 2-3 tane iyi oyuncularla öbür tarafı da işte sol bekte eksiniz var. E stoperlerden gitmezse kimse elinizde var ama gene bir stoper almanız lazım. Çünkü 2 tane eksik var orada. Ya yani e, çok kötü bir kadrosu olmayan bir Galatasaray var ama yine de rakiplerinizle yarışmanız için ana temel e, yer e, stop, e, orta sahanızı kitlemeniz lazım. Çalışıyorlardır mutlaka çalışıyorlardır Gelmeden de zaten e, sevgili Okan Buruk e, bunun çalışmalarını yapıyordu Fransa'da da izlediği oyuncular da vardı takip etti. Bakalım yani önümüzdeki hafta daha net bir oyuncu profili görebiliriz Bu arada geçtiğimiz günlerde Cenk Ergün'ün görevi açıklandıktan sonra Kulüp televizyonuna bir açıklama yapmıştı Orada eksik gördüğünüz neler hangi bölge diye soruldu tabii ki öncelik orta sahada dedi Cenk Ergün'de. Evet. aklın yolu bile. Herkes söylüyor bunu. Yani onun Cenk'in de söylemesi, benim söylemesi, onun söylemişti. futbolun içinde olan bütün paydaşlarımız ve Asya'nın ana merkezinin e, çok kötü olduğu geçen sezondan biliyoruz. Şimdi oradaki kardeşlerimiz var, oynayanlar. Onlar sizin elinizde. Ama alacağınız oyuncular onların şu anda iki gömlekte de değil. Yani üç ve hatta beş gömlek üzerine bulmanız lazım. E, hazır ve öyle de hani bazı isimler çıkıyor 20 yaşında 22 yaşında 23 yaşında geçeceksiniz onları zaten elinizde mevcut o şekilde var siz artık onları da toparlayacak orta sahada size beyin olacak oyuncular lazım işte hep zikrediyoruz görüle işte elini diyoruz o tarzda bir işte Yosef de Soza diyoruz elimizdeki hamçik diyoruz o tarzdaki oyuncularla biz ancak bir yerlere varabiliyoruz çünkü hazır değiliz biz yapılanmada gençlere bütün takımımızı sunmaya zaten öyle bir öyle bir takım da yok. Dünya da futbol takımlarının arasında. Bakalım nasıl bir çalışma yapacak sevgili Okan Buruk. Kolay bir işe atılmadı. Rizikolu bir iş ama her iş de rizikolu. Yani her işin bir rizikosu var. Geleceksiniz siz uzun zamandan beri Galatasaray'da teknik direktörlük yapma hayaliniz var. İşte fırsat geldi ama fırsatı da tekrardan bir nasıl toparlayacaksınız diye. Yani var eksikler var. O eksikleri de artık yönetim kurulu hep birlikte oturup birbirleri kafa kafa verip onları tamamlayacaklar. Hı hı. Ama ivedi şekilde ortası. Ortası artık kaleci Okan, okan tabii. Okan gelecek tekrardan sizin ama kalmak istemiyor diye falan öyle bir duyumlar var çıkmıştı. Bilemiyoruz. Oynamak istiyor çocukta da tabii. Mışlarınız varsa ilk etapta kimsenin vazgeçemeyeceği bir kaleci. Ya e aynı zamanda son dönem gitti. Hazırlık maçları da, bütün maçlarda. Şeyde de oynuyor. Güney Amerika'da da. Uruguay'da da milli takımda oynuyor. E, ama ortaşa. Olmazsa olmaz ortaşa. Şu an herkesin beklediği konu bu. Tabi Galatasaray yönetiminin <laughs> 11 Haziran'da seçim yapıldı Zeki Uzunduruk'a. Evet. Seçimden yaklaşık bir 9-10 gün sonra sportif direktör belli oldu. 10-11 gün sonra Tüm ekip değişti. Teknik direktör Torrent'le yollar ayrıldı. Evet. Tahmin ediliyor ki yarın ya da öbür gün ya da yeni haftanın başında da Okan Buruk'un açıklanması. Süreç hızlı ilerliyor aslında. Evet. Ya Ben bugün akşama kadar Okan Buruk'un açıklayacağını düşünüyorum. Ki Okan Buruk'la yaptığımız görüşmede, görüşmede de pazar günü bir iki güne açıklanır demişti. Yani dün geldi görüşmeleri yaptı akşam toplantı yaptılar bugün açıklanır Önümüzdeki diye düşünüyorum. Önceki haftayı görmez o açıklama. Gö yani tabii ki sonuçta Okan Buruk artık Galatasaray'ın teknik direktörü. Açıklamadan ziyade şu anda zaten Okan Buruk <laughs> Fransa'dan gelmeden önce Fransa'da bile o çalışmaları yapmıştır. Transfer çalışmalarını. Kimler gidecek, kimler kalacak. O konuda takımın röntgenini çekmiştir. Burada e Dursun Özbeyik ve ekibinin üzerine çok büyük e yük bindi. Yani bir önceki yönetimden Burak Elmas yönetiminden. Bari şu Sensebile'nin işte e, Torrent'in hak edişlerini e, o bir önceki yönetim çözseydi e, yani bir beyaz sayfa açarak başlasalardı yani torentin e, hem başarısız oldu hem de çok büyük bir para yani 2 milyon 150 bin euro sırf Torrent'e ödenen para yani öyle böyle bir para değil 5 kuruşta indirim yapmamış yapmaz zaten e, yapacağını da tahmin etmiyordum yani Burada e, ışıtan Işıtan Güne sormak lazım. Ya hiç vicdanı sızlamadı mı? Çok merak ediyorum gerçekten. Ya bu hem Fatih Terim'in arkasından iş çevirip bu işi yaptınız. Galatasaray'ın canına okuyan bir hoca ve şimdi de yönetimi çok zor durumda bırakan bu e, Dursun Özbek yönetimi zor durumda bırakan bir para. Yani bu kadar Galatasaray'a e, ezeli rakipleri bile yarışmalar yarışmada sezon boyu bu kadar e, tahrip etmemiştir hiçbir zaman. Ama Galatasaraylıyım deyip de gelip yönetime bu kadar Galatasaray'a zarar veren e, başka spor adamları, yöneticiler var mı bilmiyorum. Gerçekten e, tarihte hep konuşulacak. Işıtan gün işte e, Torrent'i getirdi, işte Sensebile'yi getirdi. Bu kadar zararı uğrattı. Şimdi e, Fortuna Sittar'ı e, sahibiymiş yanılmıyorsam. O zaman e, çok merak ediyorum. Bu kadar seviyorsa, bu kadar beğeniyorsa, takdir, ed takdir ediyorsa bakalım Torrent orayı alacak mı? Burak'la anlaştı. E, yani alsın o zaman... Ee, onun asla yapmaz ama yani Galatasaray'a bu bana göre çok büyük bir e, tahrip ettiler. Yani çok büyük bir zarar verdiler Galatasaray'ı Galatasaray taraftarı da camia da bunu unutmaz. Ya böyle bir şey var mı? Yani e, bir, e, canlı bombayı e, dursun Özbek ve yönetiminin kucağına bıraktılar. Şimdi e, çözdüler. Allah'tan çözdüler. Okan Buruk da doğru karardı. Yönetim doğru işler yapmaya çalışıyor. Her tarafta işte projelerle uğraşıyorlar. Dün Galatasaray Adası'na gittiler. O sosyal tezler hızla bitirip Galatasaray e, üyelerine orayı açacaklar. Çok güzel e, bir uygulama. Onun dışında işte emlak konutla yapılan anlaşma Florya Razisi'ni tekrar geri alıp orada e, bir takım işte konutlar üretip onları satmak istiyorlar. Riva'ya gidiyorlar. Riva'da yanılmıyorsam 150 villalık bir hakları varmış. Ama orada daha önceden yapılan anlaşma gereği şimdi satsam bile 3 milyon liraya bir villa. Başkan da diyor ki 3 milyon lira artık para değil. Hani o paraya villam olur diyor haklı olarak. Çünkü ederi günümüzde o villaların 30 milyon lira falan diyorlar. Ama sana 3 milyon lira verecekler. Ya yani Bunların hepsinin revize edilmesi lazım. Nasıl yapacaklar bilmiyorum ama İyi işler yapmak için çok çalışıyorlar. Allah kolaylık versin Dursun Özbek yönetimine. Gerçekten dağı devirmeleri lazım şampiyon olabilmeleri için. Ama Okan Buruk pek çok Galatasaray'daki o işin sağ kısmını, futbol kısmını çözecek bir profil. Dinlendi ve Galatasaray'a gelmeyi hak etti. Diyelim ki Okan Buruk bu sene Galatasaray'da başarılı olmadı camiada taraftar da sonuna kadar arkasında durursa önümüzdeki 10-15 yılda Galatasaray'ın yeni Fatih Terim olur. Ee, Okan Buruk. Ve çünkü istekli de geliyor. İstekli geliyor. Ee, yani e, ne kadar mutlu. Havalanında işte e, çok beyefendi tavırlarıyla işte muhabir arkadaşlarımızı kırmamak için orada hani daha net olarak o görüntüler anlaşma yok. Evet, yani, Bir Dinleyelim isterseniz çok, Okan Buruk'a. Yani, Ekranları tam Okan'a yakışan Okan Buruk'a ya yakışan ee, konuşmaları. Hazır yaptım. Okan Buruk'tan başlamışken bir dinleyelim ardından devam edelim yine.